Bir nehrin diye başlıyor soru ve bir şeyler bir şeyler demiş. O Kenan adına yazılmış yani benim adıma yazılmış. Arkadaşlar burada anlatılanlar zaten şekil üzerinde verilmiş. E burası 90 burası 90 olduğuna göre bunlar ne olacak? Birbirine paralel olacak. E paralel aynı doğruya dik çünkü. Kelebek benzerliği var mı direkt? Var. Kelebekteki oran sağdan sola nedir? 3 bölü 15 değil midir? 3 bölü 15 eşittir. 4 bölü x dersek. İşler dışlar yapalım ve sadeleştirme yapalım. Şu 1 bu 5 yaptı. İşler işler yapınca da x'i buradan kaç buluruz gençler? 20 buluruz. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. Diklikler verilmiş ve şu açılar eşit işte verilmiş. Burası alfa iken burası da alfa ve burayı da 4 kök 7 olarak vermişler. Şimdi yukarıdaki şekilde bir okul bahçesinde bulunan Mehmet ve Akif'in bayrak direğine doğru hareketlerinin anlık durumu modellenmiştir. Mehmet'in bayrak direğine uzaklığı 6 metre ise Akif'in bayrak direğine uzaklığı kaçtır diye soruluyor. E arkadaşlar açılar eşit verilmiş 90 derece derecede var. Şuraya beta dersem alfa ile betanın toplamı 90. Alfa 90 ise burası ne oldu? Beta. Yani şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Şimdi ne yapalım? Alfanın karşısında x var. Alfanın karşısındaki x'in buradaki alfanın karşısı o burası yok ama y diyelim isterseniz. Y oranı eşittir. Betanın karşısındaki y'nin betanın karşısı 6 oranı. İşler işler yapınca y kare eşittir 6x bulduk mu? Evet. Burada 90'ın karşısı olmadığı için 90'ın karşısındakilere de hiç girmedim bile. Neyse y kareyi buldum ben. E arkadaşlar bir de burada bir pisagor bağıntısı yok mu? x kare artı y kare 4 kök 7'nin karesine eşittir. Yani 4 kök 7'nin karesi eşittir. x kare artı y kare. E, y kare yerine ne yazacağız arkadaşlar? 6x yazınca burası e, 16 çarpı 7. Değil mi arkadaşlar? Evet. 16 çarpı 7 olarak dursun. Dur bakalım. x kare artı 6x oldu. Ben bunu öbür tarafa atınca 0 eşittir. x kare artı 6 x eksi 16 çarpı 7 oldu. Çarpanları ayıracağım arkadaşlar. Bu 2 çarpı 8 desek. Evet gelecek galiba değil mi? Şu da 2 çarpı 8 dersem arkadaşlar 14'e 8 6'yı elde edebilirim arkadaşlar. Şurada. O zaman burada bunu 14'e 8 diye ayarlayacak olursam 2, 2 re 14 çarpı 8 şeklinde ayarlayacak olursam 14'e 8 dersem. Şu da x'e x olursa çapraz çarpımların toplamları şu da eksi eksi olursa çarpma çarpımların toplamları şey veriyor. A, artı 6'yı vermesi için buranın eksi olması lazım arkadaşlar. Bakın x 8x artı 14x ne yapıyor? 6x yapıyor. O zaman buradaki çarpma çarpımların toplamları bunu verdiği için burada x artı 14 çarpı x eksi 8 eşit 0 yaptı. Bu eşit 0 x eşittir x 14 geldi. Şu eşit 0 da x eşittir 8 geldi. E dolayısıyla cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 8 çıktı. Çünkü x eksi 14 olamaz. Dolayısıyla cevabımız e diremit oldu. Bu arada ikinci ekrana baktığım için kafam böyle çok şey oldu. Çünkü bu tarafta tam bu bölgede yazdığım bölgede kamera var. Bazen göremiyorum. İkinci ekrana bakıyorum. Haberiniz olsun. Evet cevap diremit. ABC üçgeninde şu iç açıortay verilmiş ve 9 6 verilmiş. Arkadaşlar açı var. 6'ya 9. 6 bölü 9 nedir? Hani tabandaki oran koldaki orana eşit değil miydi? Açı ortayı kullanacağız belli ki. 6 bölü 9 nedir arkadaşlar? 2 bölü 3 değil midir? Evet yani burası 2K iken burası 3K. açıortay vardı. Açıortayı kullandım. Peki başka ne yapacağım? Şu ikizkenarlı kenarlığı kullanmam lazım. İkiz kenarlığı nasıl kullanalım diye düşünürken hocam tabana ait yükseklik bir çizsek diye soru soruyorsunuz bak bana. Dur sordun. Soranlarınız var. Kardeşim taban var mı da tabana ait yükseklik çiziyorsun? E taban olsaydı insan olan tabana ait yükseklik çizer derdik. Tamam o ayrı burada çizmeyeceğiz. E, x kullanamıyorum. O zaman ne yapacağım? Bir şeyler yapmalıyım. Valla arkadaşlar sıkıştığımız zaman bizim yapacağımız tek şey büyük ihtimalle konu benzerlikten çıkar. Benzerlikten de şey yapacaksak da o böyle paraleller falan olsa paralel falan çizeriz ama paraleller de yok. Açığa dalmak en mantıklısı. Dal açıya kardeşim. Alfa alfa dersek. E, o zaman şuraya bir beta dersem. iki iç açının toplam bir dış açıdan alfa artı beta oldu. X kenarlıktan dolayı burası da alfa artı beta oldu. Hocam bak 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 bak. Şu üçgene baktığımız zaman ne fark ediyorsunuz arkadaşlar? İki iç açın toplam bir dış açıyı fark ediyor musunuz? Evet hocam. Yani alfa ile neyi toplarsan alfa artı beta yapar? Hocam betayı. E o zaman burası da beta oldu. Tamam. Var mı bir şeyler? Olmaz mı be ya? Bak şu üçgen ile şuradaki üçgen benzer oldu. Sebep çünkü hocam alfa beta 3. açı çift çizgi dersem alfa beta 3. açı çift çizgi. Bütün açıları birbirine eşit olan üçgenler oldu. Yani açı 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 benzerliği çıktı. Bir bakıyorum ki alfanın karşısı 2K. Burada da baktım alfanın karşısı 3K. Benzerlik oranında güzel bir kat var. 2 bölü 3 oran var. E, o zaman betanın karşısı 2A ise burada betanın karşısı kaç A olacak arkadaşlar? 3A olacak. O zaman buraya A kaldı. Benden de ne isteniyor arkadaşlar? DE uzunluğu A bölü e, C uzunluğu 2 A isteniyor. Cevabımız böylelikle 1 bölü 2 çıktı. Yani cevap Akçay oldu. Yukarıdaki verilere göre A işte X kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Hocam 90'lar var. Alfabete ya dalabiliriz. dalabiliriz. Ya da hmm, şu eşitliği kullanabilirim. İki farklı şekilde çözeceğim arkadaşlar. Birincisi 90'lar olduğundan alfabete ya dal kardeşim. Alfa, beta, beta. Hocam burası da alfa oldu. E hocam şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Burada 90'ın karşısı var. Burada da 90'ın karşısı var. Buraya y y diyelim isterseniz. Hocam 90'ın karşısındaki y bölü 90'ın karşısındaki 13 eşittir. Alfanın karşısındaki 4 bölü alfanın karşısındaki y. Y kare eşittir. 52 mi geldi buradan? Evet y'de kök 52 gelecek. Hocam y'yi kök 52 bulduk. E bizden x isteniyor. Pisagor bağıntısı y kare eşittir. X'in karesi artı 4'ün karesi olduğundan. Y kare de 52 eşit olduğundan. X kare artı 16 olduğundan. Attın öbür tarafa kaç geldi? 36 mı geldi? Evet 36 eşittir x kare ise x buradan ne geldi? 6 geldi. Birinci çözüm yöntemimiz bu olsun arkadaşlar. Cevabımız 6 oldu. Gelelim ikinci çözüm yöntemine. Bakın 90'lardan yola çıkarak bir yol buldum. Ben bu sefer hocam şu eşitliği kullanayım. Dedik ya çözüm yöntemleri hangilerin mantığını kullanırsan ona göre çözüm stratejisi değişebilir. Mesela sen bu eşitliği gördün. Ne yaparsın? E hocam şuradan bir dik çizsem. Aa bunlar paralel oldu değil mi? Aha da burada oranlamayı kullanmış oldum. Yani ne çıktı arkadaşlar burada? Bir kelebek benzerliği çıktı. Kelebeklik oran birebir. 4 ise hocam burası 4'tür. Buraya ne kaldı? 9. Hocam kelebekteki oran birebir 1 1 ya. Burası da x. Dikten dik çizildi. Öklit. x'in karesi eşittir. 4 çarpı 9. 36'dan X buradan ne geldi? 6 geldi. Cevap balık eseri yaptı. Böylelikle iki farklı şekilde çözmüş olduk. Yukarıdaki verilere göre CDX kaçtır diye soruluyor. E ama da uçuşuyorsa ne geliyor aklına? Evet aklına gelen başına gelsin. Yap kardeşim. Hiç korkma. Alfa, beta, alfa. E hocam alfa. O zaman buraya beta mı diyeceğiz? Hayır burası 90 mı? Yok değil. Hocam 90 mı olsa ne olur? Benzerlik yaparız. Ya kafamızdan bir şey uydurmuyorduk değil mi gençler? Beta diyemeyiz buraya. Ne yapacağız o zaman? E hocam bana alfabete ya da 90'larda 2 ya fazla. Hemen bir dik üçgende biz oluşturalım. Hemen aklınıza bu geliyor bak hop böyle. Ama sen o zaman buradaki çift çizileri kullanamazsın. Çift çizgileri kullanmak için de bir şey yapman lazım. Çift çizgiyi parçalama. Daha öncelerinden beri söylüyoruz. Kardeşim şöyle bir özel açı varsa sen ne yaparsın? Ya buradan dik çizersin özel açı mantığını kullanmak için. Ya da buradan dik çizersin. İki ihtimalim var diye söylüyorum. E alfa da aynı şekilde. Bu alfaya ait iki tane dik çizme mantığım var senin. O zaman ne yapacaksın? Ya tepeden dik çizeceksin ya da buradan dik çizeceksin. Aa bak. O zaman ben buradaki çift çizgiyi kullanırım. Gençler. Oba. Ne çıktı burada? Alfa 90 burası da beta oldu. İki üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş üçgen oldu. Madem eş üçgen arkadaşlar buraları hemen alp beta'nın karşısı iki iken beta'nın karşısı 2. Beta karşısı 2 e, o zaman buraya bir kaldı. E, burada alfa'nın karşısı 3 ise, burada da alfa'nın karşısı 3. Eş üçgenin mantığı budur zaten değil mi? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. E artık burada Pisagor bağıntısı var. X'in karesi eşittir 1'in karesi artı 3'ün karesinden 10 çıkar ve X de buradan neye eşit olur? Kök ona eşit olur. Cevabımız böylelikle akçay oldu. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki kağıtta şöyle bir oran verilmiş arkadaşlar. BE uzunluğu 5K, EC uzunluğu 2K. BE, 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 BE. Burası 5K ve EC uzunluğu da 2K olarak verilmiş. Şimdi şunlar da birbirine paralel mi? Evet. Arkadaşlar bunlar birbirine paralelse 5'e 2 oran varsa o zaman burası 5x ise burası da nedir? 2x yazabiliriz. Ki bizden ne isteniyor? Bakalım. Şöyle devam edelim. Şekil 1'deki kağıt d doğrusu boyunca katlandığında şekil 2 oluşuyor. Hop böyle katlamışız. He. Şuraya 5x falan demişiz ama şurada arkadaşlar x kullanılmış ya ben buraya 5'in y katı diyeyim. Buraya da 2'nin y katı diyeyim ki şurası x olarak verilmiş. x dediğimiz 2y arkadaşlar. Evet x dediğimiz 2 2'ye burası da 5y olarak söyledik. Tamam aynı şekilde bunları yazdık. X'e y çalışacağız ve şunlar birbirine paralel. Arkadaşlar katlama. Katlamada eski haline geri açıyorduk. Açılmış halde var zaten. Katlamalarda neye dikkat ediyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şurası ne olacak? Burası da 5y olacak. Üst üste binen kenarlar eşit. Hocam şu kenarla da şu kenar eşit olacak ama verilmemiş kullanmayacağız. Bir de üst üste çizilen üst üste binen açılar da birbirine eşitti. E burada açılarda birbirine eşit. Tamam. Açı ortaylık var. Açı ortaylık var. Açı ortaylık. Açı ortayda kollar oranı tabanlar oranı uygulayamıyorsan paralellik de varsa bir önceki videolarda da söyledim. Hem paralellik hem de açı ortaylık varsa neye dikkat edin demiştim. Hocam Z'ye. Bak dikkat et. Şunu şu paralel. Hocam Z'ye dikkat ettiğim zaman hop hoppala bola. Burası ne oldu? Nokta açısı oldu. Hocam şunlar paralel ya. Yönde eşitten dolayı burası da nokta açısı oldu. Ana ne çıktı? Hocam ikiz kenar çıktı. O zaman burası 2Y ise burası da 2Y'dir. Buraya ne kaldı o zaman? 3Y kaldı. FB üstünü ne vermiş bize burada arkadaşlar? Yani 3Y'yi 15 vermiş. Y buradan 5 gelir. Ama X eşittir 2Y. Y'yi de 5 bulduysak cevabımız da kaç çıkar? 10 çıkar. Yani sorumuzun cevabı Akçay oldu arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre CX kaçtır diye soruluyor. AB ile şu x kenar verilmiş. Hocam şununla şu x kenarlığı şöyle bir kullanayım. Tepe açısı 24 ise 180'den 24 çıkarsan 156 2'ye bölsen 156'yı 2'ye bölsek 156, kaç çıkıyor? 78. Hocam burası da 78 burası da 78. E 102'yi de kullanacağım ben. Hocam 102'nin burası 78. A bir açılar eşit. Yok. Şu açıların eşitliğini kullanamıyorum. İki açı eşit olduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Ortak açı şeyine bakıyorduk. E Hocam bunda bakamadık ama hop bak burası da 102 derece değil mi? Evet. Arkadaşlar şu açıyla şu açı birbirine eşit. Bakın şu açıyla şu açı birbirine eşit. 102'ye 102. İki açı eşit olunca hemen ortak açıya bakıyorum. Bak 102'lik bir şu üçgen var. Üçgenlere dikkat edeceksin. Benzerliği rahat bir şekilde çözmek istiyorsan üçgenlerine dikkat edeceksin kardeşim. 102'lik bu üçgen var. Bir de 102'lik mavi üçgen var. Nerede hocam mavi? Al sana mavi. Al sana mavi üçgen. İşte bu üçgene dikkat edeceksin. 102'lik ve 102'lik. E hocam iki açı eşit verildiğinde kalıpları mı arasında vardı konu anlatımında? İki açılı birbirine eşitse ortak açı var mı diye bakıyorsun. Sarı üçgen ve mavi üçgende ortak açı var mı? Olmaz mı be Mavi üçgen bak şurası. Şuradaki açı ortak açı. E hocam 102 karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise büyük üçgende de 102 karaladığım üçüncü açı çift çizgi olmak zorunda. Tek yapman gereken artık bütün açıların eşit olduğunu buldun. İki üçgen benzer demek ve... Aynı açının karşısındakileri eşitlemek. Hadi bakalım. Çift çizginin karşısı iken Çift çizginin karşısı burada. Büyükte x eşittir. Hocam noktanın karşısı var burada. Yani 102'nin karşısı var. x bölü noktanın karşısı yani 102'nin karşısı burada 10. x kare eşittir 40 çıktı. x de buradan kök 40. Kök 40 neye eşittir? 4 çarpı 10 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıktığından cevabın 2 kök 10 diye bulunur. Yani cevap e-dremit oldu. A noktasında sabitlenmiş bir sarkaç salınım yaparken AB'yi E noktasında, AC'yi de F noktasında kesmektedir. He, salınım yapıyor. Hop şöyle. Hop şöyle. Salınım yapıyor. İşte burada AC'yi kestiği yer şurası. E, AB'yi kestiği yer. AC'yi kestiği yerde burası arkadaşlar. E, bu sarkaçın uzunluğu arkadaşlar. Sarkaçın uzunluğu vermiş mi? Vermemiş. Sadece ve sadece AC'yi 9 vermiş. BC'yi 15 vermiş. Ee, ve şuradaki noktayı ne demiş? AB'yi E noktasında demiş. Şuradaki noktayı ne demiş arkadaşlar? AC'yi de F noktasında kesiyor demiş. Sonra e, e noktasının zemini olan uzaklığından bahsetmiş. E noktasının zemini olan uzaklığı 3. F noktasının zemini olan uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. 3 ve şurası X nedir diye soruluyor. Bir kere bu sarkaçın uzunluğunu unutmayalım. Bak sarkaçın uzunluğuna S diyelim. Sarkaç, sarkaç, sarkaç. Bak burası da S. E o zaman ben 9 var 15 var. 9, 12, 15 büyük üçgeni bir kere kullanacağım arkadaşlar. E hocam 90'lar ama uçuşuyor. Dal alfa beta'ya alfa beta alfa 90 beta burası da alfa oldu. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer oldu ama ben şu üçgende benzerlik şu anda uygulayamam. Hiçbir kenar yok. Çünkü benzerlik olan üçgenlere bakacağız demiştik. Ama alfa beta benzerliğinde bazen 7-8 tane benzerlik çıkıyor. Kenarları belli olan üçgenlere dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Bak yaklaştım. Dikkat edin diye yaklaştım. Neyse devam. Ama hocam şu üçgende bir kenar var. Bir de büyük üçgen. Ha, o zaman bu üçgenle büyük üçgenle benzerlik uygulayalım. Alfanın karşısı üçgen alfanın karşısı 9 olmuş. Çok güzel. 3 bölü 9 kafadan yapabiliriz ama neyse. Ee, hocam 90'ın karşısı ya da beta'nın karşısı a bölü. Beta'nın karşısı Beta'nın karşısı 12 diyebiliriz. A bölü 12'den A'yı kaç buluruz arkadaşlar? 4 buluruz. Ya da kolay bir benzerlik var. Alfanın karşısı 3 kere alfanın karşısı 9. Of 1'e 3. Hocam o zaman burada beta'nın karşısı 12 ise burada beta'nın karşısı 12. 1'e 3 oran olduğu için 3'e bölüyorum 4. 3 4 5'ten burası 5 çıktı. E, gençler bunun tamamı 12 idi. Sarkaç bize lazım. Sarkaçın uzunluğu kaç çıktı o zaman? Hocam sarkaçın uzunluğuna S demiştim. Tamam 12 olduğundan 7 oldu. E o zaman burası da A burası da 2. Şimdi artık onlar düşürsün. Hocam ben bu üçgenle bu üçgende benzerlik yapabilirim. Çünkü ikişer kenar mevcut oldu. Hocam iki kenar yok ki. X. X'te bulmamız gereken kenar. Onu da kenardan sayabiliriz arkadaşlar. Haydi bakalım şu üçgenle şu üçgende benzerlik. Beta'nın karşısı X'in. Buradaki beta'nın karşısı 4'e oranı eşittir. 90'ın karşısı var burada. Sakın alfanın karşısı demeyin. Boş Olayın yere gitmiş olursunuz. Burada 90'ın karşısı 2'nin. Buradaki 90'ın karşısı 5'e oranı. Buradan da x ne geliyor arkadaşlar? 8 bölü 5 geldi. 2 ile genişlesek 16 bölü 10 gelir. Yani 1.6 geldi cevabımız. Güzel bir soru gerçekten arkadaşlar. Hoş sorulardan biri. Zor mu? Değil. Yapabileceğiniz bir soru. Evet gençler cevap C han oldu. ABC üçgenin ağırlık merkezinden geçen doğru. AB'yi D noktasında. Evet şöyle bir ABC üçgeni çizelim arkadaşlar. Rastgele bir ABC üçgeni çizelim. A B C Şimdi ağırlık merkezi de şurası olsun. G ağırlık merkezi arkadaşlar şurası. Ve bana diyor ki ağırlık merkezinden geçen bir doğru var. AB'yi D noktasında, AC'yi de E noktasında kesiyor. Hem AC'yi kesecek hem de AB'yi kesecek ve bu bir doğru. Hocam şöyle bir doğru. Hem AB'yi kesecek hem de AC'yi kesen bir doğru diyor çünkü. Kesti AB'yi D noktasında kesiyor. Ve AC'yi de nerede kesiyor? E noktasında kesiyor. Hocam 7'ye 5 demiş. Ah keşke biraz daha yatay çizseydim. Çizeyim mi? Gerek yok bence Şurayı 7 diyelim. Şuraya da 5 diyelim arkadaşlar. A, E, 7. E, C, 5. E ben şimdi ağırlık merkezini kullanacağım. E o zaman 3 seçeneğin varsa ya A'dan çizeceksin ya C'den çizeceksin ya da B'den çizeceksin. Hangisi mantıklı? E hocam 12 vermiş. Yani verilen bilgiyi kullanmak istiyorum. O yüzden bunu çizmek daha mantıklı. Yalnız ağırlık merkezinden çizmeyle kalmasın. Yani verilen her bir bilgiyi bulduğun her bir bilgiyi kullan diyoruz sana. Sen buradan ağırlık merkezinden geçirdin. Ya sen bunun kenar ortağı göstermezsen bir işine yarar mı? Yaramaz tabii ki. E ağırlık merkezini bir de bir şey demiş ya burada ağırlık merkezinden AB'ye çizilen dikmenin uzunluğunu da vermiş bize. Oo şuradaki dikmenin uzunluğunu da 2 vermiş. Tamam. Şimdi ağırlık merkezinden şunu geçirdim. Eyvallah. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam burası kaç yaptı? 7 5 daha 12. A6 birim burası. A6 birim burası. Buraya ne kaldı? 1 kaldı. Bak soruyu yapamıyoruz. Yapamamanın sebebi ağırlık merkezi. Eksik parça bak. Sen ağırlık merkezinde kenar ortay dedin ama niye burada 1'e 2 oran demiyorsun? A2A. Dedik. E şimdi ne yapacağız? Senden burada kaç isteniyor? E madem orada kaç isteniyor? Oraya ait bir dik üçgen. Özel bir üçgen var ki madem o şey. Oradaki diki nasıl çizebiliriz o zaman? Hocam buradan dik mi çizeyim? Hayır. Adam sana bak burada da bir dik çizmiş. E sen o zaman burada da şuna ait bir dik çizersen hem paralel olur hem de burada al, alfaya ait bir dik üçgen oluşmuş oldu. E hocam ben burada dik çizince paralel de oldu burada. 2 bölü 3 oran var. Hocam 2A'nın 3 aya oranı eşittir. 2 bölü N'den dolayı. 2 bölü N'den dolayı. 2, 3. N de buradan kaç olur? 3 oldu. A bak. Buradaki dik üçgen. Buradaki dik üçgen 90'ın karşısı 6. Hangi açının karşısı 3'tür arkadaşım? 30'un hocam değil mi? Cevabımız böylelikle 30 yaptı. Yani cevap balık esir oldu. ABC bir üçgen beta verilmiş alfa verilmiş ve 3 alfa artı 2 beta 180 derece demiş. Arkadaşlar burada alfa artı beta var. Burası da 180'e tamamlayalım. Gençler sen 3 alfa artı 2 betanın 180 olduğunu biliyorsun. Alfa artı betanın burası 180'e tamamlayan açısı değil mi? Evet. O zaman 180'e tamamlayanı 3 alfa artı 2 beta 180 olduğu için 2 alfa artı beta mı kalır arkadaşlar buraya? 180'e tamamlayan açısı bak. 180 eksi alfa eksi beta yazmıyorum arkadaşlar. Bunu vermişse ben bunu kullanacağım. Hocam burası 2 alfa artı beta yaptı. Şimdi ben arkadaşlar ya alfayı kullanacağım ya betayı kullanacağım. Ya açıları kullanacağım ya sorular çıkmıyorsa arkadaşlar sorular çıkmadığı zaman ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Aslında sinüs teoreminden falan çıkar mı ya diye düşünürken ben sinüs teoremi sevmiyorum. Biliyorsunuz hiç kullanmayacağım ama belki deneyin belki de çıkabilir. Yani ne bileyim 3 kök 2 bölü sinüs alfa işte x bölü sinüs beta eşit. Buradan bir denklem. Ee, buradan da 3 kök 2 bölü sinüs alfa 9 kök 2 bölü sinüs 2 alfa artı beta falan filan ama çok da uzayacak galiba orada. Neyse hiç sinüs teoremine girmiyorum. Unut unut. Sil orayı. Hocam ben burada ne yapayım o zaman? Bak şimdi. Alfa var beta var 2 alfa artı beta var. Valla alfa beta 2 alfa var artı beta. Sanki ben buradan bir alfa alsam. Ee, evet. Beta da alabilirim. Alfa da alabilirim. Ama şöyle. Buradan bir beta alsam. Hocam şuradan bir beta alsam. Güzel bir şey geliyor. Hocam beta ya beta. Hani birer açılara eşit kalıbı geldi. Hocam şu üçgenle büyük üçgen. Ama burası iki alfa oldu. İki alfayla şey arasında bir bağıntı kuramıyorum. İki iç açı bir dış açı hiçbir bağıntı kuramıyorum. O zaman ben buradan betayı almayayım. Şöyle düşüneyim. Alfayı düşüneyim. Alfa odaklı gideyim o zaman. Hocam şuradan bir alfa alsam. Zaten 2 alfa artı beta ya arkadaşlar bu. 2 alfa artı beta olduğundan dolayı şuradan bir alfa alsam. Ya niye alıyoruz hocam bunu? Valla arkadaşlar ben aklıma o geldi. Niye o geldi? Çünkü yani bir soruyu çözemiyorsak soru büyük ihtimalle nereden çıkar? Hani dik üçgen yaptın, açı ortay yaptın, onu yaptın, bunu yaptın, şunu yaptın soru çıkmadı. Çıkmadıysa benzerliğe dalarım. Benzerlikte de açılar gelince aklıma iki tane şey, aklıma direkt şey geliyor. Açı 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 benzerliği gelecek büyük ihtimalle. Açı da varsa. E ben açı 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 da şunu biliyorum. Hocam alfa yani birer açılara eşit olan kalıp vardı yani. Şu hatırlayın. Birer açılara eşit olan bir kalıp vardı arkadaşlar. Şöyle nokta açısı nokta açısı. Aa hocam şu üçgenle büyük üçgende ortak açı burası. Üçüncü açılar da birbirine eşit olacak diyorduk. O yüzden ben de burada ne yaptım? Bu beta var. Bir beta çektim. Böyle birer açılara eşit oldu. Burada oldu yaptım olmadı. E bir de alfa'ya ait deneyeyim. Alfa'ya ait denediğim zaman da Şuradan bir alfa çektiğim zaman güzel bir şey oluşacak mı diye bakıyorum sadece. Alfa dersem buraya bir alfa çekersem. Hocam alfa çektiğim zaman buraya ne kaldı? Alfa artı beta kaldı. Aa güzel bir şey çıktı. Bak iki iç açın toplamı bir dış açıdan burası da alfa artı beta oldu. Ve bu bir x kenar oldu. Hocam x ise burası da x oldu. Buraya da 9 kök 2 eksi x oldu. Galiba doğru yoldayız. Şimdi burada dikkat edin. Alfaya alfa. Hocam şu üçgen ile bak 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 bak. Şu üçgen ile Büyük üçgende ortak açı var mı? Var. Nereleri? E, şey, eşitlik açı var mı? Var. Ortak açı var mı? Var. Beta açısı ortak açı. E, üçüncü açılarda birbirine eşit. Bak alfa beta üçüncü açı çift çizgi dersem alfa beta büyük üçgende üçüncü açıda çift çizgi olmak zorunda. E o zaman sarı üçgenle büyük üçgen benzer. Haydi bakalım benzerliği uygulayalım. Uygula. Alfanın karşısı 9 kök 2 eksi x bölü büyük alfanın karşısı 3 kök 2 eşittir. Çift çizginin karşısı 3 kök 2 bölü çift çizginin karşısı 9 kök 2 oldu arkadaşlar. Şuradaki 3 kök 2 ile buradaki 9 kök 2 sadeleşince 3 kaldı. 3'ler de sadeleşti kök 2 yaptı. Yani 9 kök 2 eksi x eşittir kök 2 ise attık bunu buraya attık bunu buraya. 8 kök 2 eşittir x yaptı cevabımız da böylelikle 8 kök 2 çıktı. E arkadaşlar zor bir soru bu zor bir soru. Yalnız burada Alfa 2 alfa artı beta açısıyla sadece oynadık. E, bu tür sorularda böyle ne bileyim ya ince noktalardır. E, bizim bu kitapta maşallah son sorularda hep böyle ince noktaları koyuyor. E, son sorularda da biraz böyle zor sorularda da uğraşalım. Bence güzel oluyor arkadaşlar. E, hoş çünkü ilginç detaylar bunlar. O ilginç detayları da bilir. Bilirseniz hiç eksik parçanız kalmaz diye düşünüyoruz. Ve biz de elimizden geldiğince açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Evet gençler cevabımız Balıkesir oldu.